Merhabalar arkadaşlar. Bugün konaklama işletmelerinde muhasebe uygulamaları dersinin malzeme ve işçilik işlemlerinin muhasebeleştirilmesi konusunu ele alacağız. Bu birinci bölümün en kapsamlı konusu. Öncelikle onu belirtelim. İçerikte neler var? Önce kavramsal açıklamaları yapacağız. Maliyet ve benzerleriyle ilgili. Sonra konaklama işletmelerinde malzeme tedarik süreci ve bununla ilgili muhasebeleştirme işlemlerine değineceğiz. Konaklama işletmelerinde malzeme tüketim maliyeti nasıl oluşuyor ve nasıl muhasebeleştiriliyor? Ve devamında da işçilik maliyetleriyle ilgili hem ücret sistemlerine hem de işçilik giderlerine hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi, hatta devamında ödeme ile ilgili süreçleri açıklayacağız. Ve işçilik maliyetlerinin özellikle konaklama işletmeleri gibi hizmet sektöründe son derece önemli olduğunu da vurgulamakta yarar var başlarken. Şimdi konu kapsamlı dedik. Hem kavramsal açıklamalar yoğun hem de uygulama süreci bakımından oldukça detaylı bir konu. İçinde hem malzeme var hem işçilik var hem de diğer üretim giderlerine de yer verilmiş. Dolayısıyla dolu dolu bir bölüm. Maliyet muhasebesi konusu ama bunun hizmet işletmelerinde maliyet muhasebesi ya da konaklama hizmet işletmelerinde maliyet muhasebesi uygulaması gibi düşünmekte yarar var. Maliyet nedir öncelikle? Çok sık karşılaştığımız ve belki zaman zaman kullandığımız bir kavram. Bazen yerine oturuyor, bazen de farklı anlamlarda kullanılabiliyor. Bizim dersimiz açısından son derece önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Maliyet ve en yakın benzeri gider kavramıyla bu iki kavramı birbirinden ayırt etmek önemli. Maliyet bir şeye sahip olmanın bedeli. Bu şey bir varlık olabilir, bir hizmetten yararlanma olabilir ya da işte bir sözleşme hakkı olabilir. İleride yararlanılabilecek bir şey olabilir. Dolayısıyla gelecekte fayda sağlayacak bir şey aslında, yani bulunduğumuz noktadan baktığımız zaman ve sahip olduğumuz, mülkiyet ifade eden bir kavram aynı zamanda. Buna karşılık gider, faaliyetlerle ilgili, yani faaliyet varsa maliyet vardır denir aslında ama o maliyeti oluşturan giderler vardır. Dolayısıyla maliyetle gider arasındaki ilişki de maliyetin bir toplam kavram olması, giderlerden oluşan bir kavram olması. Dolayısıyla burada gider, işletme faaliyetlerini gerçekleştirmek, yani konaklama özelinde, konaklama işletmesinde gerçekleştirilen hizmet üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek için elden çıkarılan, tüketilen varlıkların değeri, yapılan masraf diğer adıyla. Dolayısıyla bir sarf etme, bir tüketme, bir elden çıkarma, bir vazgeçme, sahipliği başkasına devretme ya da yok etme, ortadan kaldırma durumu söz konusu. Ama burada yine bir sınır koymakta fayda var. Çünkü bunu sınırsız bir şekilde ya da kontrolsüz yaparsak zarar kavramına doğru gidiyor. Dolayısıyla gider, zarardan farklı olarak kontrollü, bilinçli, özellikle yapılan bir tüketim. Çünkü karşılığında bir beklenti olmalı. Yani giderden bahsedebilmek için karşılığında bir gelir elde etme beklentisi ya da bir amacı gerçekleştirme, bir faaliyeti gerçekleştirme hedefi olması gerekir. Dolayısıyla bu şekilde kontrollü, bilinçli yapılan bir tüketim aslında gider. Zarar ise amaçsız, hiç hesapta olmayan arızi dediğimiz olağanüstü durumlarda, olağan dışı durumlarda ya da işte iyi hesap edilmeden israf edilerek ya da amaç dışı dikkat edilmeden ortaya çıkan tüketimlerin genel adı. Zararın bir de genel bir bilinen tarafı var. Bir dönemlik faaliyet sonuçları olarak da zarar ortaya çıkabilir. Burada da bir zaman dilimi, belli bir dönem içerisinde gerçekleşen gelirlerle giderleri karşılaştırdığımızda giderlerin gelirlerden fazla olması durumunda da ortaya çıkan sonuç
zarar olarak ifade edilir. Malzeme ile ilgili duruma baktığımızda, ki bu malzeme odalarda kullanılacak, kat hizmetlerinde kullanılacak malzemeler olabilir. Bunun yanında yiyecek içecekle ilgili malzemeler olabilir ya da temizlikle ilgili ya da bakımla ilgili bir takım malzemeler olabilir. Dolayısıyla bütün malzeme tedariki hemen hemen aynı süreçten geçer. Çünkü malzeme dediğimiz şey üretimde ya da diğer işletme faaliyetlerinde kullanılacak olan maddi unsurların genel adı. Dolayısıyla stoklanabilir bir değer. Bunun içinde iki yol var. Ya malzemeyi alıp doğrudan kullanılacak yere göndermek ve kullanımını sağlamak, tüketimini sağlamak. O zaman doğrudan üretime verilen malzeme, yani hizmet üretim maliyetine ya da hizmet üretimiyle ilgili değilse diğer faaliyet giderlerine aktarılması gerekir. İkinci yol, malzeme alınır, depolanır, stoklanır ve ihtiyaç duydukça oradan çıkarılarak kullanılır. O zaman iki aşamalı bir tüketim süreci söz konusu. Önce malzemenin tedarik edilmesi, satın alınması, temin edilmesi ve bunun için katlanılan giderler üzerinden satın alma maliyet bedeliyle bunun ilk madde malzeme hesabında bir varlık unsuru olarak bir maliyet bedeliyle tutulması. Daha sonra buradan kullandıkça yine hizmet üretimini gerçekleştirmek üzere malzeme gideri olarak tüketime aktarılması. İki aşamalı bir akış söz konusu. Bununla ilgili hemen bir örnek geliştirelim. Malzeme kullanımının muhasebeleştirilmesiyle ilgili. Bir otelde bir grup konaklama yaptığını varsayalım ve depodan çekilerek kullanılan yiyecek önce stoklanmış, sonra stoktan ihtiyaç kadar kullanılan bir malzeme durumu söz konusu. Ne farkı var? Doğrudan satın alınsaydı ne olacaktı? Depodan kullanılınca ne olacak? İşte burada birinci hesap, yani hizmet üretim maliyeti değişmeyecek, aynı, ama depodan çekilerek kullanıldığı için daha önce durduğu yer, ilk madde malzeme stok hesabı olduğu için buradan çıkışının yapılması gerekecek. Eğer satın alınsaydı o zaman bunun için yapılan ödeme ya da borçlanma ile ilgili hesap kullanılacaktı. Kasa, bankalar, işte çek verilmişse verilen çekler, senet verilmişse senet, borç senedi ya da satıcıya borç, satıcılar hesabı gibi bir hesap kullanılacaktı. Dolayısıyla özellikle tüketimin nereden, hangi yoldan yapıldığıyla ilgili hesap kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Örneğimiz de o amaçla geliştirilmiş durumda. Bununla ilgili çok sayıda örnek yapabilirsiniz. Dolayısıyla yapılan tüketim hangi fonksiyonla ilgili? O önemli, üretim fonksiyonu. O halde kullanacak tek hesap var zaten, üretim giderleriyle ilgili. Hizmet üretim maliyeti hesabı borçlandırılacak. Ama bunun kullanılacak unsurun geldiği yere göre de, burada depodan çıkarılarak kullanıldığı için ilk madde malzeme satın alınsaydı başka hesapların kullanılacağını bilelim. İkinci örneğimiz işçilik maliyetleriyle ilgili. İşçilik aslında oldukça kapsamlı bir konu. Bununla ilgili ücret sistemleri, işçilik hesaplamaları ve bununla ilgili işçiye tanınan haklar, sözleşmeden kaynaklanan işte izin hakkı, sağlıkla ilgili ya da bayram, hafta sonu gibi tatil günleriyle ilgili pek çok düzenleme var. O detaya girmiyoruz zaten. Bunu belki farklı derslerinizde de görüyorsunuz. Bu ders kapsamında da bölümde ayrıntılı şekilde anlatılmış durumda. Dolayısıyla biz doğrudan asıl konumuza, ücret konusuna girelim. Ücretin hesaplanması, ücrete bağlı unsurların belirlenmesi ve bunun muhasebeleştirilmesi. Yani bir işçilik maliyet unsuru olarak ücretin nasıl muhasebeleştirildiğini görmek istiyoruz. Genel olarak zaman esaslı bir ücretleme yapıldığını varsaydık. Çünkü primli ücret de olabilir.
Yani bu çalışma performansına bağlı olarak ilave ücret verme durumu da olabilir. Ya da konuk sayısına oranlanarak komisyonlu ücret de olabilir. Burada standart zaman esasına göre bir ücretlendirme tercih edildi. Basit örnek. Buradan yapılması gereken bir takım kesintiler var. İşte işçinin ücretinden, çalışanın ücretinden, brüt ücret üzerinden hesaplanan işçi primi, sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ayrı ayrı. Daha sonra bir gelir vergisi, ki gelir vergisi değişen oranlı bir vergi, yıllık matrah üzerinden kademe kademe gelir arttıkça vergi oranı da artıyor. İşte %15 ile başlayıp %30'lara, %35'lere kadar giden bir kademeli vergilendirme durumu söz konusu. Biz ortalama %20 aldık. Ama bu hesaplama şekli farklı kuşkusuz. İşte bunun eğer %20'lik dilime giriyorsa önce belli bir kademeye kadar %15'lik kısmı hesaplanıp onun üzerine fark olan kısım %20 hesaplanması gerekir. Biz burada sadece basit örnek olsun diye yani vergilendirmenin mantığını işçilik ücretleri üzerinde görmek bakımından hepsini %20 üzerinden hesaplandığını varsaydık. Ve bir de damga vergisi var. Burada da şöyle bir açıklama yapmak isterim. Kitabınızda olduğu gibi eski uygulama binde 6 üzerinden oran devam ettiriliyor. Sonraki düzenlemeye göre binde 759 gibi tuhaf bir oran var. Dolayısıyla buradaki sembolik zaten. Fiilen uygulamada bu işi yapanlar binde 759 ya da yapılan işin türüne göre de damga vergisinde de değişiklikler var. Ama bu tür hizmet sözleşmelerinde oran o şekilde. Ama sizin sorumlu olduğunuz kısım kitabınızdaki bilgi, o yüzden binde 6 oranı geçerli. Örneğimizde o şekilde oluşturuldu. Dolayısıyla bu kesintilerden sonra brüt ücretten kesintilerin toplamı düşüldükten sonra kalan net tutar. Ha, bu arada bir şeye daha dikkat çekmek isterim. Gelir vergisi hesaplanırken doğrudan brüt ücret üzerinden değil, brüt ücretten sigorta kesintileri, Sosyal Güvenlik Kurumu kesintileri düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden gelir vergisi oranı uygulanıyor. Oraya dikkat edelim. Sonuçta kesintilerden sonra kalan net ücret, yani çalışana ödenecek net ücret 3.370 lira olarak bulunmuş. 5.000 lira brüt ücret. Ama net 3.370 buradaki uygulamaya göre. Bunun üzerine işverenden de bir takım kesintiler yapmak gerekiyor Sosyal Güvenlik Kurumu açısından. İşverenin de sorumluluğu var. Hatta daha yüksek. Dolayısıyla burada da işte yürürlükteki oranlar uygulandığı zaman toplam işçilik maliyeti bu defa brüt ücret 5.000 olmasına rağmen işletmeye maliyeti 6.075 liraya çıkıyor. Peki nasıl muhasebeleştireceğiz? İkinci adımda bunu da görelim. İşte 5.000 lira brüt ücreti verilen ve bir önceki ekranda hesaplamaları yapılan duruma göre hizmet üretim maliyeti buradaki rakamlara takılmadan brüt ücret artı Sosyal Güvenlik Kurumu işveren kesintileri. Yani buradaki uygulayacağımız tutar bu. Dolayısıyla hepsi hizmet üretim maliyeti hesabının borcuna. Sonra buradan personele ödenecek net ücret görmüştük orada kesintilerden sonra kalan tutar. Personele borçlar hesabına alacak. Pasif hesaplar alacak kaydıyla çalışıyor. Vergi dairesine ödenecek gelir vergisi ve damga vergisi toplamı ödenecek vergi ve fonlar hesabına alacak. Ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenecek olan hem işçi hem işverenden kesilen kesintiler şurada görünmüş ayrı ayrı. Bunlar da ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabı adıyla alacak kaydıyla muhasebeleştiriliyor. Böylece ödeme işlemi evet. Ödeme işlemi nasıl yapılıyor? Bir sonraki adım, belki son adım. Önce tahakkuk sonra ödeme. Ücretlerde genel uygulama bu şekilde. Ay sonunda ya da ödeme tarihine göre sözleşmedeki ödeme
tarihine göre önce tahakkuk işlemi yapılıyor. Bir önceki kayıtta gördüğümüz gibi. Sonra da ödeme şekline göre, ki günümüzde artık pek nakit ödeme yok, kasadan ödeme yok. Ki olursa da bankalar yerine kasa kullanacağız ya da çek veriliyorsa çek hesabı kullanacağız, verilen çekler gibi. Ama genel uygulama banka üzerinden ödeme. Dolayısıyla bunlar farklı zamanlarda olacak. Personele borç ödendiği zaman, net ücret ödendiği zaman daha önce alacaklandırılan hesap borç kaydıyla kapatılacak. Bankalar hesabı alacaklandırılacak. Vergi dairesine ödeme yapıldığında ilgili hesap borç kaydıyla kapatılıp bankalar alacaklandırılacak ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeme yapıldığı zaman da ilgili hesap borç kaydıyla kapatılıp bankalar alacaklandırılacak. Bu şekilde de işlem tamamlanmış olacaktır. Evet, genel olarak malzeme ve işçilik maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi bu şekilde örneklerle de biraz daha açıklayıcı olmasına çalıştık. Umarım yararlı olur, işinizi kolaylaştırır. Burada çok fazla rakam var, çok fazla işlem var, çok karmaşık gibi görünüyor falan diye vazgeçmeyip en azından kitaptaki bölümü bir gözden geçirmek, bir okuma yapmakta fayda var. Daha sonra da pekiştirmek için örnekleri kendiniz de çeşitlendirebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.